Amerika Birleşik Devletleri'nin 6 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentine ve 3 gün sonra 9 Ağustos'ta Nagasaki'ye atom bombası atmasının üstünden tam 79 yıl geçti sayın seyirciler. Bakın, saldırıda 270 binden fazla kişi hayatını kaybederken Japon yetkililerse yarım milyon insanın yaşamını yitirdiğini belirtiyor. ABD'nin insanlık tarihine sürdüğü kara lekenin üzerinden 79 yıl geçti. ABD, Hiroşima'ya dünyanın ilk atom bombasını attığı 3 gün sonra da Nagasaki'yi bombaladı. Amerikan uçağı 6 Ağustos 1945'te Küçük Çocuk isimli bombayı 255 bin kişinin yaşadığı Hiroşima'ya bıraktı. Uranyum katkılı bomba Hiroşima'nın %70'ini yok etti, 90 bin binanın 60 binden fazlası yerle bir oldu. İlk aşamada 80 bin, 1945 yılının sonuna doğruysa 200 bin insan hayatını kaybetti. Hiroşima'ya yardıma gidenler de radyoaktif yağmura maruz kalarak yaşamını yitirdi. Bombanın yaydığı radyasyon sebebiyle sonraki yıllarda da ölümler devam etti. Etkileri uzun yıllar sürdü. ABD 3 gün sonra da Nagasaki'ye Şişman Adam isimli bombayı attı. O dönem nüfusu 240 bin olan Nagasaki'de 74 bin kişi yaşamını yitirdi. Kentteki binaların %36'sı tamamen yok oldu. Japon yetkililere göre atılan iki atom bombası nedeniyle toplamda yaklaşık 500 bin kişi yaşamını yitirdi. Japonya saldırıların izlerinin unutulmaması için iki kentte Hiroşima Barış Anıtı Parkı'nı ve Nagasaki Atom Bombası Müzesi'ni kurdu. ABD'nin acımasız ve insanlık dışı saldırısının izleri bugün de canlı bir anı gibi yaşıyor.